Merhaba, Dünya Tarihi Hızlandırılmış kursundayız ve bugün 19. yüzyıl emperyalizmi hakkında konuşacağız. İmparatorluklar tabii ki de 19. yüzyılın keşfi değil ama bu dönemde önemleri tavan yaptı ya da taban yaptı. Tavan, taban, karar veremiyorum. Ben düşünürken şenerik girsin bari. Aa, bilmiyorum, hala karar veremedim. Çinle başlayalım. En son Avrupalılar tarafından ele geçirilmek üzere olan Çin, imalat sektörlerinde bayağı ilerleme kaydetmiş. Özellikle İspanya'dan ithal ettiği gümüşle dünya ticaretinde hala çok önemli yere sahip. Avrupalılar Çinlilere sadece gümüş satabiliyorlardı. Çünkü Avrupalılar Çinlilerin ürettikleri şeyleri istemiyorlardı. İşler 18. yüzyıla kadar böyle devam etti. Bu arada 1793'te Çinle daha iyi ticaret koşulları sağlamaya çalışan McCarthy görevi ve bu görevini uğradığı üslerini da hatırlatmadan geçemeyeceğim. İşte İmparator John Long'un İngilizlere verdiği meşhur cevabı bugüne kadar tüm Avrupa ülkeleri buna sizin ülkelerinizin barbar tüccarları da dahil Çin İmparatorluğumuzla ticaret yaptılar. Çin İmparatorluğu çok verimlidir ve kendi sınırlarımız içinde hiçbir ürüne ihtiyacımız olmamasına rağmen bu durum uzun yıllardır bu şekilde devam ediyor. Ama sonra Avrupalılar özellikle de İngilizler Çinlilerin satın alacağı bir şey buldu. Afyon. 1830'larda serbest İngiliz ticareti Çin'e çok büyük miktarlarda afyon getirerek Çin'in ticaret dengesini sarstı. Aynı zamanda bağımlılıktan kaynaklanan birçok sorun da ortaya çıktı. Sonra 1839'da Çinliler bu adaletsiz duruma dur demek için çok sert bir mektup yazdılar ama bu mektubu hiçbir zaman göndermediler. Delegelerden biri olan Lin Jesu'nun kaleme aldığı bu mektup Avrupaları sahip olmadan yaşayamayacakları raven, ipek, çay ve diğer değer ürünlerin ticaretini kesmekle tehdit ediyordu. İngilizler çok değerli Ravent tedarikini kesecek olan bu tehdide almış olsalar bile umursamayacaklardı. Çünkü uyuşturucu ticareti çok ama çok kazançlıydı. Çinliler bir miktar afyona el koyarak denize döktüler. İngilizler bu duruma tazminatla ticaret yapabilecekleri için topraklarına erişim isteyerek karşılık verdi. Çinliler bu durumu çok acımasızca bulsalarda İngilizler silahlı gemiler göndererek ticareti zorla yeniden başlattılar. Çinli General Yi Jing 1892'de dayane bir karşı saldırı planladı. İngiliz gemilerine yanan maymunlar atacaktı. Bir dakika. Stan doğru mu bu? Maymunların sırtlarına havai fişek bağlamayı planlasalar da bunu gerçekleştiremediler. Her neyse biraz konu dışına çıkacağım ama kimsenin maymunların sırtında ateş yakmasını istemiyorum. Yine de alev almış maymunlar bugün birçok müzik grubuna ilham verebilir. Cayır cayır maymunlar, yanan goriller ya da alevli şempanze gibi. Stan bazen tarih öğretmeyi bırakıp müzik grubu ismi bulma işine girmeyi düşünüyorum. Çok yetenekliyim. Havai fişekli maymunların olmaması bu karşı saldırının başarısız olmasına sebep oldu. Ve imzalanan Nanjing anlaşmasına göre İngiltere aralarında Hong Kong limanının da bulunduğu 5 limana ve 2 milyar dolara karşılık gelen tazminata sahip oldu. Çinliler aynı zamanda Avrupa egemenliğine de boyun eğdiler ve böylece Avrupalılar artık Çin yasalarına değil, Avrupa yasalarına tabi oldular. Tüm bunlara karşılık Çin hiçbir şey alamadı. Bu savaşın sonunda ticaretin İngilizlerin lehine gelişmesini beklemek çok normal olsa da bu hemen olmadı. İngilizler Çin'den o kadar çok çay ithal ediyorlardı ki ticaret açıkları 30 milyar dolara çıktı. Bir başka savaş ve Çin hatta dünya tarihindeki en büyük ayaklamalardan biri olan Taiping ayaklanmasından sonra durum döndü ve Avrupalılar özellikle de İngilizler Çin'deki en önemli ekonomik güç haline geldiler. 19. yüzyıl emperyalizmini düşündüğümüzde aklımıza Avrupa'nın Afrika'yı bundan buna dönüştürüşü yani Afrika'ya adeta bir yumurta gibi çırparak karıştırmaları gelir. Aklıma bir atasözü geldi. Yumurtayı kırmadan omlet yapamazsın. Ama bazen bir sürü yumurta kırmanıza rağmen omletiniz hiç de güzel olmaz. Avrupalıların Afrika macerası 16. yüzyılda Portekizlerin ticaret imparatorluklarını kurmak için kıyı şehirlerini ifet etmesiyle başlar. 19. yüzyılda geldiğimizde ise Avrupa Afrika'nın tamamını aniden ve muhteşem bir şekilde kolonileştirmişti bile. Neden diye soracak olursanız Avrupalıların dünya üzerindeki toprakların çoğunu ele geçirmelerinin aslında yapmak istedikleri şey olan endüstriyelleşme ile yakından ilgisi vardı. Milliyetçiliğin de bunda payı var tabi. Kolonileşme Avrupalıların gurur duydukları bir şeydi. Öyle ki vatansever bebekler için alfabe isimli tekerlemede C harfi için İngilizce'de koloni anlamına gelen colony kullanılıyor ve çocuklara bütün Tüm büyük ülkeler arasında İngiltere en başta tekerlemesi öğretiliyordu. Çok fazla Marksistleşmek istemem de tüm bunlar üretimi ele geçirmekle alakalıydı. Avrupalılar endüstriyelleşen ekonomilerini desteklemek için pamuk, bakır, demir ve kauçuk kaynaklarına ya da üretimine sahip olan ülkeleri kolonileştirerek bu kaynakları güvence altına almak istiyorlardı. Kolonileşmenin sebebi olan endüstriyelleşme sadece amaç değil aynı zamanda araç haline de geldi. Avrupalılar 19. yüzyıla kadar Afrika'yı istemedikleri için değil, beceremedikleri için fethedemediler. Bu başarısızlığın en önemli sebebi hastalıklardı. Afrikalılar, Amerikalılar gibi çiçek hastalığı yüzünden çok zor zamanlar geçirmedi. Çünkü çiçek hastalığı yüzyıllardır, yüzyıllardır yani Afrika'daydı ve Avrupalılar gibi Afrikalıların birçoğu bu hastalığa bağışıklık kazanmıştı bile. Ama çiçeğin dışındaki sarı umma, ısıtma ve uyku hastalığı gibi Afrika'ya özgü hastalıklar bu topraklara yabancı olan Avrupalıların üzerine kabus gibi çökmüştü. Aynı zamanda yine Afrika'ya ait yöresel ve daimi bir hastalık olan Nagana da atları öldürdüğü için Avrupalıların Afrika otlaklarını kontrol etmelerini ve iç bölgeleri doğru ilerlemelerini engellemişti. Tüm bunlara olarak Avrupalıların 16. yüzyılda sahip oldukları silahların birçoğu atlar olmadan etkili olmadığı için savaşlar eski zamanlarda olduğu gibi kılıçlarla yapılıyordu. Kılıçlar eğer İnka'ya da Aztek değilseniz Amerika'da çok işe yaramış olabilir ama Afrika için durum değişikti. Çünkü Afrikalıların da kılıçları mızrakları hatta baltaları vardı. Kısacası Avrupalılar 16, 17 ve 18. yüzyılda her ne kadar kolonileştirmek isteseler de Afrika'nın sineklerini, mikroplarını ve insanların altı demediler. Peki oyunun kurallarını değiştiren ne oldu? Teknoloji. Öncelikle Afrika'nın elverişli nehirlerinde erzak ve insan taşımak için buharlı gemiler kullandılar. Peki atlara ne oldu? Hiçbir şey. Sorun yok. Merak etmeyin. Ardından bazen tonik olarak öz be öz İngiliz cin toniğine karıştırılan kinini buldular. Kinin bugünkü sıtma ilaçları kadar etkili değildi ve hastalığı iyileştiremiyordu ama hastalığın zorluklarla başa çıkmada oldukça başarılıydı. Şüphesiz Avrupalıların Afrikalara üstünlük sağlamasını yani sağlamasını esas temin eden silah oldu. 19. yüzyıla geldiğimizde Avrupa silah teknolojisi ilerledi. Maxim makineli tüfeklerin icadı Avrupalıların Afrikalara karşı savaş üstüne savaş kazanmalarına yol açtı. Makine Tüfekler Afrikalılar tarafından kullanıldığında da oldukça etkiliydiler. Ancak Afrikalılar ne yazık ki çok fazla makineli tüfeğe sahip değildi. Açık mektup zamanımız gelmiş. Aa sandalyem de geri gelmiş. Hayır Maxime açık mektup ama önce gizli bölmede ne varmış bir bakalım. Aa Darth Vader emperyalizmin daimi temsilcisi. Sevgili Hayran Maxim, sizden nefret ediyorum. Her ne kadar büyük sorunlara yol açmış olsa da nefretimin sebebi mi? Maxim makineli tüfekleri ya da zavallı Albay Sanders'a benzemeniz değil. Öncelikle iki tane kadınla birden evlendiniz. İki eşliliğe oldum olası karşıyımdır. İkinci olarak Amerika'da doğmanıza rağmen sonradan İngiliz olmanız. Amerikalıların kurucularını makineli tüfekle taramakla eşdeğerdir bu. Ama en önemlisi en büyük icatlarınız arasında yer alan Müno parktaki oyuncaklardan biri olan tutsak uçan makine. Vay Maxim ben bu makineden nefret ediyorum. Sırf Müno Park'ta makineye diye birçok arkadaşıma bana Korkak dediğini biliyorum. Ben korkak değilim. Sadece ilanmaya gittiğim yerde ölmek istemiyorum. Tamam, her şeyin sorumlusu sizsiniz, Bay Maxim. Ayrıca kimse ampullerle alakalı hikayenize de inanmıyor. Sevgiler. Şimdi Avrupa emperyalizmi ile ilgili sıklıkla göz ardı edilen bir noktaya parmak basmak gerekiyor. Avrupa emperyalizmi savaş ve ölüm demekti. Avrupa Afrika'ya üstünlük sağlamak için geldiğinde bu savaş birçok Afrikalı ve Avrupalı'nın her ne kadar Avrupalıların büyük kısmı hastalıktan ölmüş olsa da birçok insanın ölümü anlamına geliyordu. Afrikalılar süklüm püklüm Avrupa'ya egemenliğine teslim olmadı. Şiddetle karşı koydular ama teknolojik üstünlüğe sahip düşmanları tarafından yenilgiye uğratıldılar. Bu bağlamda Afrikalılar da Çinlilere, Hintlilere ve Vietnamlılara benziyordu. Aynı kaderi paylaştı. Ne demek istediğimi anladınız. Öyle değil mi? Devam ediyorum. 19. yüzyılın sonuna geldiğimiz Afrika'nın ve Asya'nın büyük bölümü Avrupalılar tarafından kolonileştirilmişti. Düşünsenize Belçika'nın bile çorbada tuzu vardı ve Belçika 19. yüzyılın başında daha ülke bile değildi. Son 3000 yıldır Belçika sadece 12 senelik bir egemenliğin tadını çıkarmıştır. Avrupa'nın bu hareketindeki istisnalar arasında... Kendi emperyalizm çalışmalarını mutluluk içinde sürdüren Japonya, Tayland, İran ve Afganistan vardı. Çünkü Afganistan'ı kimse işgal edemez. Bir saniye tabii eğer Moğol değilseniz. Avrupalıların kolonilerini katı bir şekilde yönettiklerini düşünmek isteyebilirsiniz ama bir şiddet tehlikesi olduğunda gerçekler olduğundan daha karmaşık bir hale geliyordu. Hemen düşünce balonuna girelim. Hemen hemen bütün durumlarda Avrupalılar kolonilerini aracılar ya da işbirlikçiler yardımıyla yönetiyorlardı. Örneğin 1890'dan Hindistan'ında 300 milyon Hintli yöneten 1000 kadar İngiliz yönetici vardı. Hatta Hindistan'daki İngiliz ordusunun büyük çoğunluğu 3'te 2'si bile diyebilirim İngiliz komutasındaki Hintli askerlerden oluşuyordu. Kolonileştirdikleri ülkelerdeki nüfusların aksine Avrupa ülkelerinin az olan nüfusları Avrupalıları dolaylı yönetime yani ülkelerde o anda iktidarda olan grupların liderlerini yönetmeye itti. Frederick Lugard İngiltere'nin o zamanlarda Nijerya'daki şefi bu yönetim <laughs> şeklini dolaylı ya da yerli aracılığıyla yönetim olarak adlandırdı. Normalde orta sınıfa mensup olmalarına rağmen aristokrat olduklarını iddia eden İngiliz hükümdarlar Afrika'ya da Hint toplumlarının üst tabakalarıyla muhatap olmaktan çok mutlu oldular. Bu arada yerli hükümdarlar tabii ki kukla değildiler. Gerçekten de güçlüydüler. Örneğin Hindistan ülkenin üçte birimden büyük bir kısmı bir prens tarafından yönetiliyordu. Fransız himayesi altında olan Tunus ve Fas Arap kralları tarafından yönetiliyor. Laos, Kamboçya ve Vietnam ise yerli krallar aracılığıyla Fransızların kontrolü altında yönetiliyordu. Çoğu zaman yerli hükümdarlara istediklerini yaptırmak için üstün askeri teknolojiler kullansalar ya da yerli hükümdarları başkalarıyla değiştirseler de Avrupalılar neticede kolonilerini dolaylı olarak yönetiyorlardı. Her şeyden önce bu daha kolay ve ucuzdu. Aynı zamanda daha sıkma anlamına geliyordu. Çok teşekkür ederiz düşünce balonu. Şimdi yerli yöneticilerin Avrupa emperyalizmine nasıl katlandıklarını tam olarak anlamasak da aklımıza birkaç fikir geliyor. Bunlardan ilki yerli yöneticilerin iktidarda kalmaya devam etmeleriydi. Düşünsenize prestijleri, süslü başlıkları ve güçleri hala yerli yerindeydi. Hükümdarlıkları boyunca kendilerine ve ailelerine Avrupa eğitimine e, bu şekilde erişim sağlıyorlardı. Kendileri ve aileleri için mesela Mahatma Gandhi yüksek seviyeli Hintli bir yönetici olan babası sayesinde İngiltere'de hukuk eğitimi almıştır. Tüm bunların yanında işin pratiğini de göz ardı etmemeliyiz tabi. Kabullenmenin alternatifi olan direniş Hiçbir zaman mutlu sonunda bitmemiştir. Şu ünlü kupleyi tekrarlıyorum. Ne olursa olsun bizim Maxim tüfeğimiz var, onların yok. Bu önemli teknolojik avantaja sahip her şey ama her zaman her şey çok da kolay olmuyordu. Bu yüzden örneğin İngilizlerin Yeni Zelandalıları, Maorileri yani yenmesi. Maorilerin küçük silahlarla ateş etme ve defansif savaş sanatını bilmelerine rağmen 1845'ten 1870'e tam 25 yıl süren bir savaş oldu. Hatta Maoriler ancak onları 3'te bir dezavantajlı duruma düşürecek 750 bin yerleşimcinin gelmesine teslim oldular. Bu arada mastar olan yönetiminin her zaman yönetmek ile aynı anlama gelmediğini de hatırlatmak istiyorum. Amerikan tarihine aşınaysanız Maorilerle Apache ve Lakota gibi bazı Amerikan yerli topluluklar arasında paralel görebilirsiniz. Amerika'nın da 19. yüzyılda ulusallaşma projesi adına bir takım emperyalist genişleme hareketlerinde bulunduğunu söylemeliyiz. Şimdi Afrika'ya döndük. Bazı Afrika yöneticiler, hükümdarlar Avrupa teknolojisine o kadar iyi adapte oldular ki emperyalizme karşı gelmeyi bile başardılar. Etiyopyalı 2. Menem

İtalyanları savaşta yenmekle kalmayıp bağımsızlığa ve kendine ait bir imparatorluğa sahip oldu. Avrupa modernizmine ayak uydurmuş olmanın bazı dezavantajları da yok değil tabii. Aynı Mısır valisi İsmail'in başına gelenler gibi. 1871'deki Kayro Operası'nın açılışında Giuseppe Verdi'nin aydası sergilenip başarısını kutlamıştı İsmail. İsmail'in Mısır'ı batıya, Nil Nehri'nin yukarısına, şat Nehri'ne doğru genişletmek gibi amaçları vardı. Bunu yapabilmek için de paraya ihtiyacı vardı. Başı da zaten bu yüzden derde girdi. Aldığı dış borçlar ülkenin iflasına ve İngilizlerin ülke ekonomisini ve İsmail'in Paris yönetimi ve Fransız mühendislerle birlikte 1869'da yaptığı Süveyş kanalının bir bölümünü ele geçirmesine sebep oldu. İngilizler Mısır ekonomisini düzeltmek için 1300 bürokrat yolladı. Bu durum kelimenin tam anlamıyla bürokratik bir işgal anlamına geliyordu ve 1881'de İngilizlerin İngiliz menfaatlerini korumak için tam ölçekli bir müdahalesiyle sonuçlanan ulusal bir ayaklanmaya sebep oldu. Emperyalist dürtünün temelinde yer alan bu durumla endüstriyelleşmiş devletler gelişmekte olan devletleri ekonomik entegrasyona iterek tıpkı bir madenden maden çıkarır gibi gelişmekte olan devletlerden de değer elde ederler. Bu noktada ekonomik tarih ile politik tarih yine bir araya geliyor. 19. yüzyılın sonlarına doğru evleri büyüyen batılı şirketler yatırım yaptıkları topraklarda da büyümeye başladılar. Bir işletme ya da politik bir yapı kolonileşen her ne olursa olsun emperyalizmin mirası her zaman hayatta kalır. Bugün muzun ucuz olmasının, çağrı merkezlerinin Hindistan'da bulunmasının, çikolataların Afrika'dan ve geriye kalan her şeyin de Çin'den gelmesinin sebebi de bu zaten. Emperyalist serüvenler her ne kadar 100 yıl kadar sürmüş olsa da dünyanın bugün bildiğimiz hale gelmesinde önemli bir rol oynadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki derste görüşmek üzere.